Miyom ve kist hastalığına bitkisel tedavi yöntemleri var mıdır? Elbette. Bayanlarda miyom, kist çok çok oluyor. Tabii ki tedavi edilmezse ne yapar? Efendim kısırlığa sebep olabilir. Hormon anormalliklerine sebep olabilir. Bazıları ameliyatta alınsın problem diye diyor. Ameliyat oldu diyelim. Rahime, yumurtalıklara zarar verebilir vesaire vesaire. Yani riskli bir durum. Bakire olan bayanlar zaten ameliyat ettiremiyor. Buradaki kist veya miyom öyle havada asılı durmuyor. Birçok toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller vesaire vesaire. Birçok toksik madde üretiyor. Kist ve miyom saçak şeklinde yan kökleri var. Kıl gibi ince. Çevre dokudan besleniyor. İncecik kökleri var. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu gördüğünüz zerdeçal. Zerdeçal tozu. Şurada zerdeçal kökü. Bunun öğütülmüş hali. Şimdi bunun birleşiminde %3 oranında kurkumin denen etken bir madde var. Kurkumin. Ne işe yarıyor kurkumin? Yapılan son zerdeçalla ilgili toplam bugüne kadar 5000 klinik araştırması yapılmıştır. 5000. Yani kansere karşı etkili. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümöre, her türlü tümöre karşı etkili. Bunun birleşimindeki kurkumin ne yapıyor? Vücudumuzdaki her hücrenin 17. kromozomunda bir protein var. Gen. Bir gen var. P53. P53 ne kadar güçlüyse kişinin bağışıklık sistemi o kadar güçlüdür. Kanser de şuydu buydu hiçbir şey onu zarar veremez. Bağışıklık sistemi güçlü demek. P53 ne kadar güçlü? Kişinin bağışıklık sistemi direnci o kadar güçlüdür. Normal olarak her insanın kanında kanserojen hücre var. Ama P53 güçlü olduğu zaman kanserojen hücre olsun olmasın hiçbir önemi yok. P53 zayıfladığı zaman önce bağışıklık sistemi çöker sonra çeşit hastalıklar kişide zuhur eder. İşte bu zerdeçalın birleşimindeki kurkumin P53'ü güçlendiriyor. 5000 klinik araştırması. Biz ne yaptık? Sadece zerdeçal forte ürettik. Zerdeçal forte miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Ama bunun birleşiminde sadece zerdeçal ekstraktı değil. Şimdi bazıları dedim ya biraz önce de bitkinin tozu. Mesela burada bitkinin tozu. İçindeki etken madde %3. Burada ekstrakt. Ekstraktın içerisindeki etken madde %98. Bunun etkisi, tozun etkisi %3'tür. Bunun etkisi %98'dir. Aynı şey değil. Kaç kat etkili? 40, 45 kat mı? 40 kat, 30, 40 kat daha etkili bu kapsül. 1 gramı bundan 40 kat daha güçlü. Evet. Bunun birleşiminde artı nar kabuğunun ekstraktı var. Nar çekirdeğinin ekstraktı var. Nar kabuğunda ve nar çekirdeğinde punikik asit var. Punikik asit ne işe yarıyor? Punikik asit de aynı zerdeçalın birleşimindeki kurkumin gibi P53'ü güçlendiriyor. Yani bu da kansere karşı, her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümöre karşı. Narın kabuğundaki ekstrakt ve çekirdeğinin ekstraktı da dünya çapında çok yeni güzel buluşlar yapıldı. İsteyen Google internete girip bakabilir. Her türlü burada çalışma var. Fakat diyelim ki vatandaşın mesela bağırsağında sorun var, karaciğerinde sorun var. Yani miyom sadece miyomu kist yok. Bu tür miyom kist olanların bağırsağında sorun var demek, karaciğerinde sorun var demek. Eğer ki karaciğerinde sorun varsa enginar da kullanmak gerekir. Eğer ki bağırsaklarında sorun varsa aloe vera kullanmak gerek. Bağırsaklarda mantar varsa çünkü mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hurma su mantarlar ne yapıyor? Bağırsakları yakıyor, kavuruyor, haşlıyor. Ve toksik madde üretiyor. Mantarlar orada sadece durmuyor. Birçok toksik madde üretiyor. Etan, metan, butan gibi gazlar etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller üretiyor. Bunlar bağırsakları yakıyor, kavuruyor. İşte aloe vera mantarı yok eder. Karaciğer yağlanmışsa karaciğer yağlanmasını önlemek gerekir. Bunun için ne gerekir? İksir gerekir. İksir de her türlü gökçek iksir her türlü
miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Nasıl eritiyor? Çünkü bunun içerisinde zerdeçal var, sarımsak var, zencefil var vesaire vesaire. Yani bunlar birlikte kullanıldığında, mesela bir hanımefendi bize geldi. Sağ yumurtalığında 11 santim, sol yumurtalığında 9 santim. İki tane kisti var. Ama basit kist değil. Kanserojen. Kötü huylu. Doktorlar demiş ki rahim ve yumurtalıklar hemen alınacak. Kızcağız zaten üniversitede okuyor. Öğrenci, yani bakire, evli bile değil. Hayatı bitti. Ameliyat oldu, rahim yumurtalıklar alındı. Gerene kaldı, kadınlık gitti, hiçbir şey kalmadı. Bana gelmiş, sabaha kadar uyumamış, ağlamış. Dedim ki panik yok. Her türlü probleme çözüm var. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. 6 haftada küçülmeye başladı. 6 ayda problemi çözdük. Evet, her türlü problem çözülür.